çocuklar. Hoş geldiniz derse. Bugün sizinle sıvıları ölçeceğiz. Sıvı demek ne demek biliyor musunuz? Biliyor musun? Sıvı demek akan şey demek değil mi çocuklar? Sıvılar bir yerden bir yere doğru bu şekilde akarlar. Ve aktıkları kabında şeklini alırlar. Bakın, tekrar geri. İçine aktardım. Su bir sıvıdır çocuklar. Çay bir sıvıdır. Evet, ben bunu içebiliyorsam çocuklar, bu benim boğazımdan akıp geçiyorsa bir sıvıdır, değil mi? Sıvı olmasaydı akar mıydı? Akmazdı. Dişlerimle onları parçalamak zorunda kalırdım. Evet çocuklar, bu yağ. Yağ. Yağ da bir sıvı çocuklar. Çünkü neden, bakın, akıyor. Görüyor musunuz? O da akıyor. Şık 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 dans ediyor bak. Bu daha koyu yeşil renkli olan da çocuklar zeytinyağı. Zeytin. Daha koyu yağ. Koyu bir yeşil. Görüyor musunuz? Bak o da akışkan. Vıcık vıcık. Görüyor musunuz? Akıyor. Bu da bir sıvı çocuklar. Bugün derste biraz mutfak gibi geçecek bu ders. Neden? Çünkü sıvıları bu şekilde işlersek daha iyi öğreniriz diye düşünüyorum. Her akşam içmeniz gereken, her sabah içmeniz gereken, kemiklerinize çok iyi gelen ve ne bu? Süt. Süt de bir sıvı çocuklar, bakın. O da akıyor. Görüyor musunuz? Şöyle şöyle akıtabiliyorum. Bak içebiliyorum. Biz sıvıları içeriz değil mi çocuklar? Çünkü akıp gider boğazımızdan bu şekilde. Evet. Süt, yağ, çay, su değil mi? Meyve suyu değil mi? Meyveleri sıkarız. Meyvelerin içindeki suyu alırız. Sonra onu içeriz değil mi? O da bir sıvıdır. Peki ben sıvıları nelerle ölçelim çocuklar? Bardaklarla ölçelim. Bir bardakla sıvıyı ölçebilirim ben. Peki size bir soru. Hazır mısınız? Ben bu zeytinleri bardakla mı ölçerim çocuklar? Değil mi? Bardak ne yapıyordu? Sıvıları ölçüyordu. Değil mi? Bu bir sıvı mı zeytin? Sıvı değil bak. Bulunduğu kabın şeklini de alamamış. Sıvılar girdikleri kabın şeklini alırlar. Mesela ne demek istiyorum? Onu örnekle göstereyim. Mesela bakın bunun içinde su var, görüyor musunuz? Bunun şeklini almış. Silindir şeklini almış su. Bakın bir silindire dönmüş su. Şimdi ben buradaki suyu... Bak bu bardağın içini boşaltırsam bu bardağın şeklini alacak. Bak, boşaltıyorum. Bak akıyor yine. Bak. Gördün mü? Bu bardağın şeklini aldı. Buradan bunun içine aktı. Veya ben buradaki bu sıvıyı bu defa bu bardağın içine boşaltırsam bak bu bardak daha geniş. Bak. Evet, gördün mü? İçine yayıldı. Yayıyor kendini sıvı. Durmuyor yerinde. Akıyor. Böyle gidiyor. Kıvır kıvır. Durmuyor. Sizin gibi. Size bazı sorularım var. Devam edeyim. Domatese bakıyorum. Bak 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 bak. Heh. Evet. Bu domatesleri çocuklar ben bir bardakla mı ölçerim? Değil mi? Bardakla ölçmem bunu. Çünkü akmıyor bu değil mi? Akmıyor. Su olsaydı çoktan dökülmüştü içine değil mi? Bu akmıyor. Bu katı. Dökülmüyor. Parçalamamız gerekiyor dişlerimizle yiyebilmek için. Peki size güzel bir sorum daha var. Bakalım bunu da bilecek misiniz? Çocuklar bu sıvıyı içinde tutar mı? Bu. Tutmaz değil mi? Neden? Deneyelim mi? Deneyelim bir. Deneyelim. Belki de tutacak. Belki de tutacak, bilmiyoruz. Bak buraya bak. Tut.
Tutmadı. İçinde su kalmadı. Döküldü, aktı. Demek ki neymiş? Su akıyor. Aktığı içinde delikli olan bir şeyin içerisine suyu koyamam. Değil mi? Evet çocuklar. Bu da bir kepçe. Annelerimiz çorba yaptığında biz tencere döküyoruz. Ben bu tencereyi, şimdi benim çok zamanım yok, tamam mı? Ben bu tencereyi doldurmak istiyorum. Bu büyük kapla mı doldursam daha çabuk dolar? Yoksa bu kahve fincanıyla mı doldursam daha çabuk dolar? Daha büyük olan daha çok su alır. O zaman mantıken benim hangisiyle doldurmam gerekiyor? Fincanla mı? Büyük kapla mı? Büyük kapla. Peki pek zamanım yok. Hadi çorbamızı içirelim. Akıtıyoruz. Bak nasıl akıyor görüyor musun? Ak 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 ak. Hop akıttım. Kepçemizi alalım. Çorbayı pişirelim. Çorba da çocuklar bir sıvıdır. Akar o da. Mesela eve geldiniz, anneniz size sıcak bir çorba yaptı. Çorbayı kepçeyle mi doldursam daha hızlı doldururum yoksa bu kaşıkla mı? Bak bakalım. Hangisiyle daha çabuk çorbayı doldurup içerim? Çok açım, karnım çok aç. Hangisiyle? Kepçeyle, doğru söylüyorsun. Kepçe daha çok su alır. Bakalım mı? Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Yakından da göstereyim. Döküldü. Döküldü, döküldü. Evet, kepçe daha çok alıyor. O zaman ne yapalım? Daha çok su alanla dolduralım. Ve bir güzel çorbamızı içelim. Peki ben bununla çorbayı doldurabilir miyim? Bir deneyelim, şansımızı deneyelim. Ben bunu alana kadar boşalıyor. Demek ki sıvılar ne yapıyorlar? Durmadan akıyorlar. Evet, şimdi biraz çorba içeyim mi? Çorba da böyle içilmez ama. Neyse, bir şey olmaz. Şimdi benim 3 tane aynı bardağım var. Bak bakalım, görüyor musun? Benim 3 tane aynı bardağım var. Ne yapıyorum ben bunları? İçerisine şimdi. Bu bardağın içine şu anda boş. Hiç su yok. Peki. Bekle. Dur burada akıtayım. Bardağa koydum, 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 koydum. Bu bir bardak dolu su. Bir bardak dolu su. Tamam mı? Peki ben bardağın yarısını doldurmak istersem. Evet, bardağın yarısına kadar gelirim. Tamam mı? Bardağın yarısı boş. Bu tam da yarım olmamış. Biraz daha dökeyim. Yarısı mesela çocuklar. Yarısı boş. Yarısı dolu. Yarısı boş, yarısı dolu. Peki bakalım. Evet çocuklar, şimdi bakın bakalım bu sulara. Hangi bardakta daha çok su var? Hangi bardakta daha çok su var? Evet, bu bardakta daha çok su var, değil mi? Bravo. Peki şunlara bakalım. Yarısı dolu olan bardak hangisi? Evet, bu bardağın yarısı dolu. Değil mi çocuklar? Bakın çocuklar, bu şekilde kavanozun içine de sıvılar saklayabiliriz, koyabiliriz. Neden? Çünkü o da suyu tutuyor bak. Evet. Gördün mü? Buradan da bunun içine akıttım. Hepinizin sulukları var değil mi? Okula götürüyorsunuz. Okula götürürken suluğunuzun ağzını sıkı bir şekilde muhakkak kapatın. Yoksa içindeki sıvılar çantanıza akar. Evet, bu kadar işte kolay ve eğlenceli bir konu bu aslında. Son bir şey daha da göstereyim. Bu da fincan çocuklar. Büyük fincan. Çay fincanı. Tamam mı?
Bu da kahve fincanı. Çay fincanı, kahve fincanı. Hangisi daha çok su alır? Büyük olanlar daha çok su alırlar. Değil mi? Aferin. Büyük olan daha çok su alır. Buradaki etkinliği yapalım. Şimdi bu bulutun içerisinde sıvı olanları ne yapalım? Kalp içine alalım. Bakalım. Ya. Ya, ya. Ya. Evet, sıvıydı. Ya sıvıydı, akışkandı. Yağı alalım. Çilek. Çileği düşün bakalım. Çileği, çilek. Akıyor mu çilek? Akmıyor, doğru. O zaman çileği alamayız. Geldik buraya. Su. Su. Evet, su neydi? Su bir sıvı. Suyu da alalım. Lokum. Lokum. Sıvı mı, katı mı? Lokum akıyor mu? Ya da bir kaba koyduğumuzda o kabın şeklini alıyor mu? Almıyor. Arada boşluklar kalıyor. O zaman lokumu almıyorum. Geldim buraya. Çay. Çay. Hı? Evet. Sıvı. Sıvı doğru. Aferin. Çayı da aldım. Kalem. 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 Akıyor mu? Akmıyor. Akmıyor. Değil mi? Katı. Geldim buraya. Ayran. Ayran ne biliyor musunuz çocuklar? Yoğurtla suyu birbirine iyice karıştırdığımız zaman ayrana dönüşüyor. Yine su ve yoğurt bir araya geliyor. Akışkan oluyor. O da akıyor. O yüzden ayranı da alabilirim. Peki buradayım. Kitap. Düşün. Kitap akar mı? Kitap akarsa biz kitabı okuyabilir miyiz? Elimizde tutamayız değil mi? Her yerden akar. Üzerindeki yazılar da akar. Okuyamayız. O zaman kitaba bay bay diyorum. Meyve suyu. Meyve suyu. Evet, meyve suyu da bir sıvı. Bir sıvı. Hop hop. Peki süt. Ders bitsin bunu içeceğim. Evet, süt de bir sıvı. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Peki birkaç tane daha soru sorup bu dersi bitireyim. Bu bardak mı? Bu bardak mı? Hangisi daha çok su alır? Daha büyük olan daha çok su alır, değil mi? Aferin size. Hangisinde daha az su var? Evet, bunda daha az su var, değil mi? Dolu olan hangisi? Dolu olan. Evet, bu bardak dolu. Aferin size, aferin. Evet, bu dersi de mükemmel ama mükemmel dinlediniz. Derse geldiğiniz için teşekkür ederim. Sıvılarla da tanışmış oldunuz. Şimdi size bir ödev veriyorum. Annenizle veya babanızla veya ailenizden biriyle beraber kek pişirmenizi istiyorum. Bunun için de sıvıları kullanacaksınız. Yağ, süt... Belki lazım olursa su. Bu şekilde güzel bir kek yaparak sıvıları da şöyle bir beraber de tekrar edin. Olur mu? Peki o zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kal. Bye bye. Güle güle.